Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Tin suresini değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vettine ve zeytun. Tine ve zeytune yemin ederim. Ve Tur-i Sinin, Tur-i Sina'ya ve hazel beledil emin ve bu emin beldeye yemin ederim ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ takvim. Andolsun ki biz insanı ahsen-i takvimde en güzel bir kıvamda yarattık. Allahu Teala burada dört şeye yemin etti. Bunlardan birincisi incir, tin. Bu Cenab-ı Hakk'ın en güzel nimetlerinden bir tanesi. Bir başkası ve zeytun, zeytine yemin etti. Daha sonra ve Tur-i Sin'in Tur-i Sina'ya yemin etti. Ve dördüncü olarak da emin belde Mekke'ye yemin etti. Burada iki meyveye yemin edilmesi dikkat çekicidir. Bunlar işte bir bölgede incir yetişmesi, başka bölgede zeytin yetişmesi birer bölge gibi de düşünülmüş. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın yaşadığı bölgelere bir işaret gibi de değerlendirilmiş. Veya bazı zatlar şöyle demişler. İşte Nuh Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam'a burada işaret var. Adem Aleyhisselam cennetteyken yasak meyveden yediğinde malum onun ve Havva'nın üzerleri açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örttüler. Bazı rivayetlere göre üzerlerini örttükleri yaprak incir yaprağıymış. Malum incirin yaprağı diğer yapraklara göre daha büyük. Dolayısıyla buradaki tin bu olaya bir işaret olabilir. Zeytun bu da Hazreti Nuh'a bir işaret. Nuh Aleyhisselam tufanda malum gemideydi. Diğer ehl-i iman onunla beraber gemideydi. Ve bir güvercin gönderdiler. Acaba kara yakın mı, yaklaştık mı diye. En nihayette güvercin bir zeytin dalıyla geldi. Ve böylece karanın yakın olduğunu anlamış oldular. Ve burada zeytun Hazreti Nuh ve o olaya bir işaret olarak görülmüş. Tur-i Sin'in Tur-i Sina malum Musa Aleyhisselam'a vahiy orada geldi. Dolayısıyla Hazreti Musa'ya bir işaret ve hazel beledil emin, emin beldeye yemin. Bu ise Mekke'ye bakıyor ve Mekke'de Peygamberimizin gönderilmiş olduğu şehir. Böyle olunca dört ayrı şeye yemin edilerek dört ayrı peygambere işaret edilmiş oluyor. Böyle bir mana bazı tefsirlerde nazara verilmiştir. Öte yandan doğrudan bunların kelime anlamı itibariyle de düşünüldüğünde mesela incir, incirin diğer meyvelere göre artı bir takım özellikleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala neye yemin etmişse ona daha dikkat çekmiştir. Demek ki incir deyince de şöyle bir bakmak lazım. Şöyle bir durup düşünmek lazım. İşte bir inciri yediğimizde insan yediği şeylere baksın ayet-i kerimenin gereğince bir miktar düşünürsek o yemiş olduğumuz bir tek incirde içinde belki 100 tane belki daha fazla çekirdekçik var. Bu çekirdekçiklerin her birisi koskocaman bir ağaç olabilir. Öyle bir kabiliyeti ve kapasitesi var. İşte yemiş olduğumuz bir tek incir meyvesinde Allahu Teala yüzden fazla ağacı depolamış. Günümüzde bir takım böyle diskler depolama cihazları oluyor elektronik ortamda. Küçücük bir şeyde çok şey, pek çok bilgi derc ediliyor. Allahu Teala tohumlarda, çekirdeklerde bunu daima zaten yapıyor. İşte incirin çekirdeği bunun en güzel örneklerinden. Görünüşte bir şey yok ama Allahu Teala kudret kalemiyle o incirin çekirdeğine, her bir çekirdeğine kocaman bir ağacın programını yerleştirmiş. Böyle olunca insan o incire daha dikkat etmeli ve o incir topraktan işte çamur yiyor ama yavrusuna adeta süt veriyor ve meydana gelen meyve gayet gıdalı, son derece özellikleri olan, pek çok rahatsızlıklara deva olabilecek harika bir meyve.
Bu açıdan insan incirin gerek yaşını gerek kurusunu yerken durup düşünmesi lazım ve Kur'an-ı Kerim'de buna yemin edildiğini hatırlaması gerekir. Öte yandan Allahu Teala zeytune yemin ediyor. Ve zeytun, zeytine yemin ederim. Zeytin malum hem doğrudan bir meyve gibi adeta yeniliyor. Sofralarımızın en temel gıdalarından birisi. Zeytinyağı olarak tarihte eskiden beri meşhur ve en sağlıklı yağlardan birisi zeytinyağıdır. Şu anda da dünya çapında bunun kullanımı artıyor. Diğer yağların bir takım yan tesirleri olabilmekte veya bir takım şeyler bunlara karıştırabilmekteler. Ama zeytinin yağı en sağlıklı ve doktorlar tarafından da hararetle tavsiye ediliyor. Kolesterol günümüzde en büyük rahatsızlıklardan birisi. Kolesterolden kurtulabilmenin veya dengeleyebilmenin en pratik yollarından birisi yağ olarak zeytinyağını tercih etmek. Zeytinyağının bir başka özelliği, bunun aynı zamanda eskiden lambaları yakmakta da kullanılması. Tarih boyu onun yağı insanların aydınlatılmasında da kullanılmış. İşte günümüzde belki petrol bu noktada ön planda ama zeytinyağının böyle bir özelliği de var. Öte yandan zeytinden yine elde edilen sabun, şampuan bu gibi şeyler temizlikte malum kullanılıyor. Bu da ham madde itibariyle onun bir başka özelliğini gösteriyor. Zeytinin çekirdekleri yakıcı madde olarak hani bir kömür tarzında adeta kaloriferlerde kullanılabilmekte. Bu da hiçbir şeyinin boş olmadığını, her şeyinin faydalı olduğunu gösteren bir durum. Dolayısıyla Allahu Teala zeytine yemin ederken orada da şöyle bir durup düşünmek lazım. Niçin zeytin ve bunun ne gibi faydaları var? Bunu araştırmak gerekiyor. Devamında Tur-i Sin'in, Tur-i Sina'ya Cenab-ı Hak yemin ediyor. Tur-i Sina denildiğinde biz Hazreti Musa'yı hatırlıyoruz. Hazreti Musa ise insanlık tarihinde en önemli şahsiyetlerden, 5 büyük peygamberden birisi. Ve Firavun'a karşı mücadelesi olmuş, kavmini esaretten hürriyete ulaştırmış. Onların dünya saadetlerini, ahiret saadetlerini temin etmiş. Liderlik yönüyle, rehberlik yönüyle Kur'an-ı Kerim'de ön plana çıkarılan, takdim edilen ve bir rehber olarak insanlığa sunulan örnek bir şahsiyet. Ve ardından Emin Belde. Emin Belde Mekke. Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'a Mekke'de Kabe'yi bina etmesini emrediyor. O da Cenab-ı Hakk'ın emri doğrultusunda Kabe'yi inşa ediyor. Orada dua ediyor Allahu Teala'ya. Rabbic al hâze beleden âmine. Ya Rabbi burayı emin bir belde kıl diyor. Ve Allahu Teala duasını kabul etmiş. Etrafta insanlar birbiriyle boğuşurken, dövüşürken Mekke harem bölgesi olarak kabul edilmiş. Öyle ki kanlı bıçaklı birbirine düşman olan insanlar harem bölgesinde Mekke'de bir araya geldiklerinde birbirleriyle dövüşmüyorlar. Dışarıda karşılaşırsa dövüşüyorlar. Bu şekilde emin belde. Belki burada şöyle bir mesaj da verilmiş olabilir. Yani bütün beldelerinizi emin belde gibi yapın. Yani orada asayiş hakim olsun, orada düşmanlık ortadan kalsın, orada kan akması dursun. Bu manada Mekke'nin en model şehir olarak nazara verilmesi, dünyaya cihan şumul bir barışın getirilmesiyle alakalı olarak değerlendirilebilir. İşte Allahu Teala bütün bunlara yemin ettikten sonra "Lekad halaknel insane fi ahseni takvim" buyuruyor. Andolsun ki biz insanı ahseni takvimde yarattık. Yani en güzel kıvamda yarattık. Burada takvim, kıvam aynı kökten gelir ve insanın en güzel kıvamda yaratılmış olması hem bedeni itibariyledir hem de ruhu itibariyledir. Bizim dışımızdaki varlıklara baktığımızda her varlığın kendine göre bir güzelliğinin olduğunu görürüz. Çiçek çiçek olarak güzeldir. Böcek böcek olarak güzeldir. Ağaç ağaç olarak
Bunların her birinin kendine göre güzelliği var. Ama bütün bu varlıklar içerisinde insanın apayrı bir yeri var. İnsan kainat içinde irili ufaklı varlıklar içinde orta büyüklükte bir varlık. Yani bizim dışımızdaki dünyaya baktığımızda dağ bizden büyük, dünya bizden büyük, uzaydaki yıldızlar bizden büyük. Ama aşağıya doğru indiğimizde bizden küçükler dünyası var. Kaplumbağa bizden küçük, karınca bizden küçük. Ama hücreler seviyesine indiğimizde bütün canlıların hücresi gözle görülmüyor. Ve o hücrenin alt birimlerine indiğimizde oralarda pek çok parçacıklar var, moleküller var. En nihayette atoma kadar iniyoruz. Atomun partiküllerini incelediğimizde onun da pek çok değişik şeylerden proton, nötron gibi ve daha şu anda ismini bilmediğimiz nice başka şeylerden meydana geldiğini görüyoruz. Bütün bu küçükler ve büyükler dünyasında insan orta büyüklükte bir varlık. Ve bu insan her şeyi yerli yerinde, işte dimdik ayakta durabilmesi ayrı bir güzellik. Kainata adeta hükmetmesi, yani kainatın sırlarını anlaması ayrı bir güzellik. Bunun için insana akıl verilmesi, kalp verilmesi, bir takım duyular verilmesi, bunların her birisi apayrı birer güzellik. İnsana öyle bir göz verilmiş ki bu göz renkleri birbirinden ayırt ediyor ve o renklerdeki cümbüşü, güzelliği, ahengi rahatlıkla görebiliyor. Ve güzelliğin bütün mertebelerini bu şekilde ayırt edebiliyor. İnsana kulak verilmiş, bu kulak alemdeki sesleri duyabiliyor. Akıl verilmiş, akıl kainatın adeta bir anahtarı. Kainattaki, evrendeki kanunların farkına varıyoruz. Ve böylece hem yaratılmış olan alemin sırlarına eriyoruz, hem de alemi yaratan zatı yine aklımızla bir derece biliyoruz. Kalbimizle ona iman ediyor, kalbimizde ona muhabbetle dopdolu bir halde olabiliyoruz. Öte yandan insan yeryüzünün bir halifesi. Bütün varlıklara hükmedecek bir kabiliyet insana verilmiş. Diğer bütün varlıkların adeta bir ustabaşı. Ve insan ibadetini yaparken diğer bütün varlıklar namına da ibadetini Cenab-ı Hakk'a takdim edebiliyor. İşte bir komutan, diyelim ki bir üste bütün erlerin, emri altındaki bütün erlerin yaptığını takdim ettiği gibi bir insan da alemlerin Rabbine bütün alemlerin ibadetini İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyerek takdim edebiliyor. Ettahiyyâtu lillâh derken bütün onların tahiyyelerini, ibadetlerini Cenab-ı Hakk'a takdim edebiliyor. Öte yandan Allahu Teala en güzel rızıklarla bu insanı rızıklandırıyor. Karada ve denizde onu en güzel bineklere bindiriyor. At bizim emrimizde, deve bizim emrimizde, gemiler bizim emrimizde ve bize verdiği akılla havaya binebiliyoruz. Kuşlardan daha süratli bir şekilde uçabiliyoruz. Bütün bunlar insanın ahsen-i takvimde yaratılmasının bazı numuneleri. Bedenimizle mükemmel yaratıldığımız gibi ruhumuzla da yine mükemmel yaratılmışız. Allahu Teala mesela bedenimize el vermiş, göz vermiş, kulak vermiş. Bunları taktığı gibi ruhumuza da akıl vermiş, kalp vermiş, latifeler, sevmek, nefret etmek, merak etmek gibi nice latifeler vermiş. Bunların da her birisi ayrı bir güzellik. Mesela bize verilen merak ilmin hocası. Merak ilmin hocasıdır denilir. İnsana merak verilmeseydi insan hiçbir şeyi merak etmezdi. Mesela kedilere, etrafımızda gördüğümüz kedilere ilim öğrenme kabiliyeti verilmemiş. Onlar sadece rızıklarının peşinde koşuyorlar. Bundan dolayı kainattaki kanunların farkında değiller. Ama biz yerde otururken bile evrenin sırlarını merak ediyoruz. Havadaki kanunları düşünebiliyoruz. Gezegenlerin bize olan uzaklığını ilim vasıtasıyla ölçebiliyoruz. Ve böylece her ne kadar kainatın içinde biz küçücük bir yer işgal etsek de ruhumuz kainata sığmıyor, kainat bize dar geliyor.
şu gördüğümüz alemin daha ötesi var mı? Bunları merak edebiliyoruz. İşte bu mahiyette yaratılan bir insan elbette en mükemmel bir varlıktır. Ahsen-i takvimde yaratılmıştır. Ancak ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلٍ, sonra onu esfeli safiline döndürdük. Yani bu insan en güzel kıvamda yaratıldı ama mesela beden itibariyle düşündüğümüzde bir gençlik dönemi, olgunluk dönemi geçirir. Ardından yaşlılık dönemine insan gelir. Ve beden itibariyle güzelliği ortadan gitmeye başlar. Diyelim saçı ağarır veya dökülür. Dişleri dökülür. Beli kamburlaşmaya başlar. Ayakta duramayacak bir hale gelir. Hatta yaşı daha da ilerlediğinde unutkanlık kendini gösterir. Daha önceden çok iyi bildiği şeyleri bile hatırlayamaz. Hatta bazen kendi adını bile hatırlayamaz hale gelebilir. Bu esfel-i safilinin maddi yönü. Ama asıl esfel-i safilin denildiğinde onu aşağıların aşağısına indirdik. Yani eğer o insan insanlığa layık hareket etmezse, iman, salih amel gibi insanlığın icabı olan şeyleri yapmazsa cehenneme ehil olacak bir duruma gelir. Ve Kur'an-ı Kerim'de kafirlerle alakalı ifade edildiği üzere اُلَٰئِكَ كَالْاَنْعَامْ بَلْهُمْ اَدَلْ, onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da aşağıdırlar. O zaman insan hayvandan daha aşağı bir derekeye düşer ve diğer alemde de işte cehennem, cehennemin kendi içinde 7 farklı derekesi var, oralara insan sukut etmiş olur. Burada sonra onu esfel-i safiline çevirdik derken insanın alçalması, ruhen günahlarla alçalması, o yönde düşünebiliriz. Adeta insan sıfır noktasında dünyaya geliyor. Bülû dönemine kadar hayatı tanıma süreci, ama ardından artık artı sonsuza doğru veya eksi sonsuza doğru bu insan inişler çıkışlar yaşıyor. Belki aynı gün içerisinde bazen artı bazen eksi, o gibi halleri oluyor. Bazı insanlar daima artıda yol almaya çalışırlar, manen yükselirler. Ama bir kısım insanlar küfür, küfran, günah, isyan, bu gibi şeyleri tercih ederler. Bunun neticesinde o insanlar da düşerler de düşerler. Hayvandan çok daha aşağı bir seviyeye inmiş olurlar. Peki bu esfel-i safilinden ne ile kurtulacağız? Bunun da formülünü veriyor Allah-u Teala. İllellezine amenu ve amilus salihat. İman eden, salih amel işleyenler müstesna. Bunlar hem bedenen hem de ruhen çökmezler. Esfel-i safilinden kurtulurlar. Felehum ecrun gayr memnun. Bunlar için bitmeyen bir ecir vardır. Yani iman eden, salih amel işleyen kimseler için bitmeyen bir mükafat vardır. İman, Allah'a iman etmek ve Allah-u Teala'nın bize bildirdiği şeylere inanmak. Salih amel de Allah'ın emretmiş olduğu şeyleri yapmak. İnsan bunu yaptığında artık o kimse için bitmez tükenmez bir ecir vardır. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ. Ey insan, bütün bunlardan sonra seni dini yalanlamaya sevk eden nedir? Yani din ile insan insan oluyor. Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası. İhya-i din ne olur? Bu milletin ihyası. İhya-i din, ihya-i millettir. Dolayısıyla din hayatın en vazgeçilmez bir esasıdır. İnsan dini terk ettiğinde hayvandan daha aşağı bir duruma düşer. Durum böyle olunca ey insan, seni dini terk ettiren, dini yalanlatan nedir? Eleysallahu biahkemil hakimin, Allah hakimler hakimi değil midir? Evet, o hakimler hakimidir ve biz de ona şehadet edenlerdeniz. Cenab-ı Hak bizleri âlâ-i illiğine doğru yükselen bahtiyarlardan eylesin. Esfel-i safiline, en aşağılara düşmekten, sukut etmekten de hepimizi muhafaza buyursun. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.